Kayseri Talas kökenli bir ailenin İstanbul Acıbadem'de doğup büyüyen oğlu. Kalust Sergis Gülmenkyan. Namı diğer Mr. %5. Eğitim hayatını geçirdiği İngiltere ve Fransa'da Gülbenkyan'ın yolu yeni doğmakta olan petrol sektörünün öncü şirketleriyle kesişir. Sultan'dan petrol arama imtiyazı koparmak için Yıldız'ı sık sık ziyaret eder. O dönemde Bağdat Demiryolu'nu inşa eden Abdülhamit Han, bölgedeki bazı arazilerin tapularını kendi üzerine alarak yabancı şirketlerin ilgisini kontrol altına almak istemiştir. İkinci Abdülhamit'ten petrol keşfi ile ilgili imtiyaz almayı başaran tek aktör ise Deutsche Bank'a ait Bağdat Demiryolu şirketidir. Güneş batmayan imparatorluk bu denklemi sultanın iktidardan indirilmesi sonrası değiştirecektir. 33 yıl tahtta kalan Abdülhamit Han iktidardan indirilince şahsi mülkleri hazineye devredilir. Devletin petrole ve yabancı petrol şirketlerine bakışı değişmiştir artık. Nisan 1913'te İngiltere Dışişleri Bakanlığı Londra'daki Türk Başkonsolosu'na bir iyi niyet mektubu yollar. Majesteleri vakit kaybetmeden Mezopotamya'daki petrol kuyularında İngiliz kontrolünü tasdik eden düzenlemelerin yapılmasını beklemektedir. Maliye Nazırı Cavit Paşa görüşmeleri yapmak için Londra'ya giderken heyette tanıdık bir isim vardır. Kalust Gülbenkyan. Sadrazam Said Halim Paşa'nın çağrısı üzerine Cavit Bey payitahta dönerken görüşmelere Gülbenkyan devam eder. Sultan Abdülhamit'in özel mülk olarak aldığı petrol havzalarının kontrolü artık Gülbenkyan'dadır. Gülbenkyan'ın çözümü kabul görür. Türk Petrol Kumpanyası kurulacaktır. Şirket kurulur ama Birinci Dünya Savaşı ile birlikte dağılır. İmparatorluğun bitişiyle Türk Petrol Şirketi artık Irak Petrol Şirketi olmuştur. %95 hissesi İngiltere, Fransa, Hollanda ve Amerika arasında eşit paylaşılan şirketin %5 hissesi Gülbenkyan'ındır. 1914'ten 1953'e kadar Irak Petrol Şirketlerindeki %5 hissesinden her yıl 1 milyon İngiliz sterlini pay alan Gülbenkyan, bir Osmanlı diplomatı değildir artık. Petrol sektöründe adını duyuran Gülbenkyanlar rotayı İran'a çevirir. İran petrollerinden pay almaya başlarlar ama her şey İran petrollerini millileştirmek isteyen ve bir darbe ile devrilen Musaddık'ın ipleri ele almasıyla biter. Yaşamının bir bölümünü Paris'te geçirir Gülbenkyan. İkinci Dünya Savaşı'nın gelmesiyle Portekiz'e geçer. Diktatör Salazar ile iyi dost olan ve vergi muafiyeti ile ödüllendirilen Gülbenkyan, Temmuz 1955'te Lizbon'daki Aviz Oteli'nde son nefesini verir. Geride büyük bir servet ve paha biçilmez bir sanat koleksiyonu bırakarak. Yazar Münevver Ayaşlı, onu Türk hakkı olan petrolü gasp etmek ve Asal'a benzeri katil mangalarını beslemekle suçlar. Ayaşlı'ya göre Gülbenkyan'ın muazzam serveti çalınmış Türk hakkıdır. Bu iddiaları Kraliçe Elizabeth'in de yakın dostu olan oğlu Nubar Gülbenkyan şiddetle reddeder. Hiçbir zaman Türk düşmanı olmadıklarını söyler. Gülbenkyan Acıbadem'den Lizbon'a uzanan fırtınalı hayatının son yıllarını sessiz geçirir. Hakkında bilinenler az olsa da hem Orta Doğu hem de Türkiye tarihine kaydı geçen lakabını herkes hatırlayacaktır. Mr. %5.